Arayış, arayış. Adam imamın yanından dışarı çıktı. Nereye gittiğini bilmeksizin yürüyordu. Önüne gelen herkese hep aynı suali soruyor ve yalvarıyordu. Rastladığı adamların her birine, "Hey arkadaş," diyordu. "Allah'ı biliyor musun sen?" "Biliyorum elbette. Onu bilmeyen mi var? O halde ne olursun bana Allah'ı gösteriver." Bu isteği duyanlar gülüyorlardı. Delirmiş bu adam, zavallı. Vah vah, pek yazık olmuş. Ya çok da temiz bir adamdı bu. Neden böyle olmuş acaba diye söyleniyorlardı. O gün evine dönmemişti. Hepten kasabanın içinde dolaşmış durmuştu. Her rast geldiğinin insana aynı suali soruyordu. Aynı istekte bulunuyordu. "Bana Allah'ı gösteriniz," diyordu. Fakat kimse onun derdine deva olamıyordu. Kimi gülüyordu ona, kimi alay ediyordu. Bazıları da halini açıyorlardı. Adam dış görünüşüyle cidden acınacak bir haldeydi. Kasabayı sokak sokak gezmiş dolaşmıştı. Fakat bu kasabada onun Allah'a gösteren olmamıştı. Derdinin devasını bulamamıştı burada. Nihayet o bu kasabayı terk etti. Yollara düştü. Nereye gidiyordu? Hangi tarafa yürüyordu? Kendisi de bilmiyordu bunu. Yürüyordu o kadar. Yalnız niçin ve ne maksatla yürüdüğünü bilmiyordu. Allah'ı arıyordu, Allah'ı görmek istiyordu. Ama nereden bulacaktı? Nasıl bulacaktı? Kimden soracaktı? Bunları bilmiyordu işte. Her geçen yolculuğu durduruyordu. Onlara hep aynı suali soruyordu. "Bana Allah'ı gösteriniz," diye yalvarıyordu. Rastladığı ve bu suali sorduğu yüzlerce yolcu olmuştu ama işlerinden bir tane bile onu anlayan çıkmamıştı. Onun derdine deva olan bulunmamıştı. Nasıl olsunlardı? Ne yapabilirlerdi? Onların hiçbirisi Allah'ı görmemişti ki. Şimdiye kadar böyle bir sualiyle karşılaşan olmamıştı onlardan. Belki de hiç düşünmemişlerdi Allah'ı görmeyi aklından geçiren olmamıştı. Bu hususta ona bir takım tavsiyelerde bulunanlar olmuştu. Bazıları ona din alimlerini tavsiye ediyordu. Bazıları filozofları gösteriyor. Bazı kimseler de ona hikmet sahiplerine git. Onlar sana bu yolu gösterebilirler diyordu. Bütün bu sözleri tutmuştu. Kimi tavsiye etmişlerse onun ziyaretine gitmişti. Her biriyle ayrı ayrı konuştu bunların. Bunların içinden günlerce sohbet ettiği insanlar olmuştu. Fakat hiçbirisi ona istediği cevabı vermiyordu. Her bir alim onun bu büyük derdine deva olmuyordu. O ziyaret ettiği bu insanlara, "Bana Allah'ı gösteriniz," diyordu. Küçük yavrusuyla kendi arasında geçen konuşmaları bir bir anlatıyordu onlara. Sonra da, "İşte böyle benim halim. Allah'ı arıyorum. Ben Allah'ımı görmek istiyorum. Onu önce kendim göreceğim, sonra da oğluma göstereceğim. Bana Allah'ı gösteriniz veya nasıl göreceğimi öğretiniz. Delil olunuz bana," diye yalvarıyordu. Fakat kimsenin buna gücü yetmiyordu. Ne Allah'ı gösterebiliyorlar ne de bu hususta ona delil olabiliyorlardı. Herkes bu adama gülüyordu. Deli zannediyorlardı onu. Gerçekte deli değildi o. Dileğini samimi bir şekilde istiyordu. Hem pek samimiydi. Büyük ve derin aşkla Allah'ı arıyordu. Küçük yavrusun söylediği sözler gönlüne iyiden iyi yer etmişti. O şöyle düşünüyordu: madem ki Allah vardır, o halde onu görmek mümkündür. Var olan bir zatı görmek imkansız değildir. Fakat nasıl, nasıl, evet nasıl görmeliydi? Onu nerede bulmalıydı? Onun kullarına tecelli ettiği, göründüğü bir yer vardı muhakkak. Ama neredeydi bu makam? Kime sormalıydı? Burayı bilen var mıydı acaba? O işte
Bütün bunları bilmiyordu. Daha çok bunları bilenleri arıyordu. Şimdiye kadar kendisine delil olacak, rehber olacak bir insan bulamamıştı. Ümitsiz değildi. İnanıyordu ki onun bir gün muhakkak bulacaktı, şüphesiz görecekti. Bu imanla yürüyordu. Bu büyük bir iman. Bu derin aşkla geziyordu. Bu ümit ve imanla aylarca dolaştı. Ümidi kırılmamıştı, imanı sarsılmamıştı ama bulamıyordu, bulamıyordu. Aramaktan yorulmuştu. Sormaktan bıkmıyordu. Onu görmek arzusunda bir şeyi yitirmek, şöyle dursun, bu arzu her gün biraz daha şiddetleniyordu. Artık kırlara düşmüştü. Saçı sakalı uzayarak birbirine karışmış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Issız kırlarda ağlıyordu, yüzünü topraklara sürüyor, tatlı tatlı, sıcak sıcak gözyaşları döküyor. Feryat ve gözyaşları onun en ayrılmaz ve sadık arkadaşı olmuştu. Ağlıyordu, ağlıyordu, ağlıyordu.